Karakış'ı Ahmet derlerdi benim babama. Yıllarca Adıyaman Spor'da oynadı. Zaten önce annemin elini, sonra babamın ayağını farklı bir yerde gördüm. Bir makine yoktu ki şöyle bir masa gibi bir duvarı vinçle bir kaldırsak belki hepsi hemen çıkacaktı da işte neyse. Saatler geçti, saatler sonra da duvarı kaldırdık. Bir baktık abim de ikisini sarmış sarmalamış. O şekilde aynı yerde vefat etmişler. Kayınvalidem de eşimin annesi. O da farklı bir mahallede yine enkaz altında kaldı. Yalnız o herhalde bir süre direnmiş yani öyleydi. Acaba ellerimle duvarları kazabilir miydim? Betonları aşabilir miydim? Oralara girebilir miydim? Acaba bir şey yapabilir miydim diye düşünüyorum. Hiçbir şey gelmedi elimizden. Ne annemi kurtarabildim, ne babamı, ne abimi. Bir tek küçük kardeşim kaldı. Yavuz Karakış. Onu da Allah kurtardı. Bir klimanın motoruyla bir divanın üstü kurtardı onu da. Yardım ekipleri yoktu. Ben yarına kadar, akşama kadar herkes buraya gelir. İnanıyordum. Zaten kurtulan kendi imkanla kurtuldu. Ondan sonra da, üçüncü günden sonra da zaten mucizeler kurtuldu. Mucizeler onlar kurtuldu. Kimse kalmadı ki o soğukta. Kimse kalmadı. Ufak ekipleri erken gelseydi çok farklı olurdu. Ben inanıyorum bu mezarın üçte biri AFAD ekipleri gelseydi şu an sağdı. Benim kayınvalidem ikinci gün AFAD ekibi geldi. Abi dedi çok özür dilerim dedi senden. Diyor ki çok özür dilerim ama malzemem yok diyor. Malzeme yoktu iki gün. Üçüncü günden sonra geldi yardımlar, malzemeler, her şey ama